Selamünaleyküm dostlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Evet arkadaşlar, bugün de ne yapıyoruz? Erkun, bir motorumuz var. Çift çeker, dublex lastik. Şimdi bu motorumuz arkadaşlar bazen başımıza geliyor. Daha öncesinde de aynı motor, aynı jant. Şuradan şu kulak kopmuştu. Hava kaçırıyordu. Şimdi yine aynı. Bir altındaki kulak tekrardan çatlamış arkadaşlar. Hava kaçırıyor dubleks olduğu için. Bu işlerde ya şamrelliğe döneceğiz ya da bunu çıkarıp kaynağını yaptıracağız ki bir tanesini yaptırmıştık zaten. Diğeri de kopmuş. Bu neden oluyor? Traktörlerin gereğinden fazla ağır ekipman kullanmasından kaynaklanan bir durum bu. Ağır ekipman kullandığı zaman ister istemez kulaklar kaynak yerlerinden kaçırabiliyor, çatlıyor. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Abimizin işine başlayacağız. Hadi bakalım, görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım, işimize döndük. Ama bu olmadı ki. Bir saniye. Evet. Evet, emniyet için kolay gelsin. Sehpayı da koyduk. Evet abi, sağ ol. Hoş geldin. Jantımız buradan patlak. Bunu halledelim. Hadi bakalım. Patlamış mı? Patlak abi. Hangisi, bu mu? Pilavımızı sökelim arkadaşlar, indirelim. İyi şarjda onu çeviriyor ya. Ya bu daha iyi zaten. Öbür alanda çok hızlı geliyor. Vallahi o şarjda. O kuvvetli bir şey o zaman o şarjda. Evet. Görüntü gibi değil mi? Vallahi çeviriyor evet. Hadi kolay gelsin. Hadi abi, sağ ol. Evet, şimdi arkadaşlar bu ön tarafımızı attırdık. Arka tarafı da şimdi attıralım ama bu çift çeker motorlarda önlerde bağlı olsa da olmasa da bazen kimisi dönüyor kimisi dönmüyor ama bu dönmeyenlerden tekrardan çalıştırıp şuradaki attırmak için kullanılan yeri şuralara getireceğiz ki makineyi kullanabilirim. Ama şimdi öncelikle ön tarafımızı sökelim. Evet. Şöyle alalım.
Biraz önünüze geldim ama kusura bakmayın. Evet. Şimdi bu lastiğimizi de dediğim gibi komple çıkaracağız. Sonra kasnağı şunlardan sökeceğiz ama tabi sabunlar içeride. Şuralardan söküp sadece kaynak için kaslar götüreceğiz. Ağırlıklarıyla uğraşmamış olacağız. O şekilde çok fazla ağır oluyor. Ama bakın size bir şey göstereceğim. Şimdi benden önce bir başka bir ustaya gitmiş. Görüyor musunuz? İçine ilaç atmış arkadaşlar. Yani şu işlemi yapmaktan kaçınmış. İçine ilaç atmış arkadaşlar bu lastiğin. Bu ilaç da tabi arızalı yöne, lastiğin hava kaçırdığı yöne doğru yoğunluk sağladığı için bir müddet kapatıyor gibi gözüküyor ama sonra bu şekilde lastiğinizin içinde su olarak kalıyor. Hem lastiğinize hem de jantınıza belli bir süreden sonra zarar veriyor. Niye? Çünkü kendisi kimyasal olduğu için bakın hala da üzerinde var ilaç. Şöyle. Bu ilaç da zamanla jantı bas yaptırıyor. Ondan sonra zaten bir daha önüne geçemiyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan kaçının. Açıkçası ben ilaç kullanmaya karşı olanlardanım. Bazı gerekli yerlerde yapıyoruz ama o çok geçici bir süre için. Kalıcı işlerde tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü belli bir zamandan sonra hem lastiğinizi hem de jantınızı kötü hale getirecektir. Özellikle jantı. Tamamen pastan kurtaramazsınız bir daha. Bu aklınızın bir köşesinde bulsun. Şimdi biz işimize dönelim. Sivi çıkaralım. Ondan sonra kasnağı sizinle birlikte orada da çekeceğim. Sizinle birlikte gidelim. Bir kaynatalım. Ondan sonra geldiğimizde bir takalım bakalım. Nasıl? Yaptığımız işlem başarılı olacak mı? Olmayacak mı? Göreceğiz. Hadi bakalım. Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Ustacığım. Bizim burada arızamız var. Hem içten hem dıştan buna kaynak istiyoruz. Tamam. Gazaltı yapacağız. Olur. Tamam, tutalım mı beraber? Hadi. Tabi alttan kaynağı yayınca buradan çatlaklar belli oldu değil mi? Evet, evet. Aynen. Şimdi buraları da içten hava kaçırmaması için özellikle. Zaten bu dışarıdan yaptığımız kuvvetlendirmek için. Kulağı. Ama hava kaçırmaması için şunları da... Şurada çatlak. Değil mi abi, çok sıcak. Tabi buraları da kapatalım şimdi güzelce kaynakta. Burası da tam çatlak değil mi? Aynen. Şu buraya olmuyor ya abi. Şunlar. Kaçırdığı yerler bunlar zaten. Buraları da kaynağını yapalım güzelce. Ondan sonra tekrar toplayalım lastiğimizi. Bunu da yapalım bakayım. Bir daha patlarsa bir daha yeni jant alırız. Ya bir daha yaparsa başka bir kulaktan. Zaten geçenki diğer kulak. Yani şurada mıydı? Bir altta değil mi? Evet şu. Bu bir daha yaparsa zaten. Sanki arada da var galiba çatlak. Var mı? O görüyor zaten onu abi. Ben de onu gördüm. Çatlak bir tane abi. He? Çatlak bir tane. Sadece şurada var bak. Değil mi? Diğeri kaynaklı mesela hiç şeyi yok. Boyayı da azıcık kazıyalım. Bak gördün mü usta? Sadece evet, şurada işte. Bak. Diğerlerinde çatlak özellikle yok. Bak şurası. Tamam. Tam şurası. Evet. Tam elini gezdirdin ya. Tabii bunda öyle bir şey. Bak şurada da bir tane ufak bir hemen başlamış. Şurada bak daha yeni. Çatlak. Evet, evet. Kuvvetten de olmaz.
Işını yakıyor değil mi? Evet. Bu zaten çok bariz belli oluyor ya şu. Bu çok çatlak ya. Buradan çok bayağı çatlak. Hava kaçırmış. Zaten oradan geliyordu. Başka yerden de geldi yok ama. Yanmaz bir şey oraya kaynak kazanmak lazım. İlaç dökmüş diyor Osman. Evet. İlaç bitmiş, kurumuş. Abi ilaç geçici ama ilaç ne kadar fazla kalırsa paslandırma o kadar fazla oluyor. İşte o zararlı. Aynen. Anlık olabilir ama yere süreli olmaz. Ha evet. Ama devamlı gitmez. Şimdi çizden değil mi onun üstünü usta? Tamam. Ya, devamlı derken ne? Kaynak izi açacak ona. Evet, kaynağı bize açtı ki kaynağı doldursun. Onun suyunu çıkacak mı yoksa öyle olduğu kalacak mı? Bıraksak da olur. Bıraksak gay olur. Temizlesek de olur ama şey kalsın. Bir engeli yok. Şamreli olmadığı için problem. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi cam tamiri bu kadardı. Fatih arkadaşım da okuldan beraber okumuşumuz var. Sağ olsun. Böyle işlerimizi hemen hallediyor. Çok sağ olsun. Şimdi bizim işimiz burada bitti değil mi ustacığım? Evet. Dışarıdan da kaynağımızı yaptık. Taşlama yapacağız gene onu. Aynen bir taşlama da yapalım ona sana zahmet. Hadi bakalım dükkanda görüşürüz arkadaşlar. Evet başladı. Neden bilmiyorum. Geç başladı. Sıcak bir o bir yerden tutmasın. Daha yok. Yer ağırlığa dayanmış. Onun için sadece onu olmak lazım. Sadece onu. Şuradan işte biraz boşalması lazım ki. Sen ne diyorsun? Var mı? Bulu aldın mı? Ver bir tane saklama. Saklama ver. Thank you.
Çevirdim eşitte bak be. Evet, şimdi can kastanını taktık. Yerlerimizi güzelce sıktık. Şunları. Arkadan da şöyle göstereyim. Somunlarımızı güzelce sıktık arkadaşlar. Şimdi lastiğimizin içini temizleyip, evet, bu çıkanlar hep ilaç. İçindeki suyu da aldıralım Kaan abi bir şeyle. Sağ ol canım. Süngerle içindeki şey, suyu da aldıralım. Getir abi. Savunma abi kenarlarını. Bu tarafını yağlamayacağız mı? Yok, şimdi burayı atalım. Tamam. Evet, şimdi lastiğimizi üzerine geçirdik. Bırak freni. Şimdi bir şişirmemiz kaldı. Bazen zor şişiyor bu dublekser ama. Bakalım. Orada muayeneye gidecek herhalde. Lamba testini yapıyor arkadaşlar. Sanayi burası, kusura bakmayın. Abi getir ilaveyi de. Aldın mı bunu sen? Niye aldım? Ver abi. Bunu takıyorum. Direkt hava basacağız çünkü bundan. Hem hızlı olacak. Evet. Çok güzel. Lastiğimiz bir kere de yakaladı arkadaşlar. Şansımız varmış bazen. Dublekslerde sorun oluyor, zor oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi bakacağız abi hepsine. Şimdi ne yaptık? Kastan kulağına kaynak yaptırdık arkadaşlar şurada. Şu kaynağımız kopmuştu. Bunun kaynağını yaptırdık. Tekrardan dükkanımıza getirip topladık. Şimdi son bir kontrolümüzü yapalım. Şiştikten sonra. Bakalım. Yaptığımız kulak, tahmin ettiğiniz kulak tamamen havayı çektiğin için yoksa hala kaçırıyormuş, şimdi göreceğiz arkadaşlar. Taktın mı iğnesini abi? Evet. Evet arkadaşlar, şöyle altına da yatayım ben. Zaten iç kısımdan. Arkasından daha çok kaçırıyordu. Evet, kaçıran falan yok. Siz yapayım mı? Yap abi.
Şu an kaçıran yok değil mi orada? Ben göremiyorum ama. Yok, yok şu an yok. Evet. Evet, başarılı bir çalışma oldu. Bir sefer daha zaten başka bir kulaktan patlarsa, yani başka bir kulak arıza açarsa ya bunu kastana değiştireceğiz ya da şamrenliğe geri döneceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu da dükkanımızda günlük işimiz bitti traktör olarak. Diğer geri kalan birkaç işimiz daha olursa onları da yapacağız. Hadi bakalım, görüşürüz.